TR724 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın "Birileri yine döviz bozduracak anlaşılan" başlıklı haber analizini paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecileri karşısına alıp TRT televizyonunda gündeme ilişkin görüşlerini açıkladı. Öteki konularla ilgili neler söylediğine değil, sadece bir konuya, onun içinde de bir cümlenin üzerinde duracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin ve ekonomistlerin ekonomiden anlamadığını her fırsatta söylüyor. Son programında da bunu dile getirdi. Faizin sebep, enflasyonun sonuç olduğu yolundaki bildik görüşlerini bir şekilde yine ifade etmiş oldu. Ekonomi realitesindeki enflasyonun sebep, faizin sonuç olduğu görüşünü çürütmek için de Merkez Bankası Başkanımla görüştüm, faizleri düşürmemiz şart, faiz yükünü düşürmemiz lazım dediğini söyledi. Bu sözün sarf edildiği saatlerde Türkiye'de para piyasaları kapalı olduğu için etkisini test etme imkanı yoktu. Ancak Uzak Doğu piyasaları tepki vermekte gecikmedi. 8.46'lardan hareketlenen dolar TL paritesi 8.77.95'e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Sonra bir miktar gevşedi ama başladığı noktaya dönmeyeceği kesin. Şimdi doların TL karşısında sadece 30 kuruş fiyatlandığı üzerinden bir hesap yapalım. Türkiye'nin toplam brüt dış borcu 450 milyar dolar. Bunun 194 milyar doları kamu, 250 milyar doları özel sektöre ait. Toplam ülke borcumuzsa gayri safi yurt içi hasılasının %165'i kadar. Bu borcun %56'sı döviz cinsinden. Daha açık ifade etmek gerekirse 5,361 trilyon TL çarpı %165 çarpı %56 eşittir 582 milyar dolar döviz cinsi borçlar. Dolar TL kuru 30 kuruş yükseldiğinde 174.6 milyar TL fakirleşmiş oluyoruz. TRT'de yayınlanan programın ülkeye maliyeti 175 milyar TL oldu. Burada kendime ilişkin düzeltme yapmam gerekiyor. Dolar TL karşısında tarihi rekor seviyesine ulaştı ifadesi kullandım. Rekor kıran dolar değil. Rekor kıran esasında devlet yönetiminde yaşanan sorumsuzluk. Şu günlerde gezi eylemlerinin 8. yıl dönümünü yaşıyoruz. Hafızamızı o günlere götürüp tazelemekte fayda var. Eylemlerden önce dolar TL paritesi 1.82 TL idi. Eylemlerin tırmanmasıyla birlikte 1.92'ye yükselmişti. Birileri ekrana çıkıp yaşanan eylemler yüzünden ülkenin ne kadar fakirleştiğini günlerce anlatmıştı. Bu hesabı o gün yapanlar bugün bir sözüyle ülkeyi ne kadar fakirleştirdiğini hatırlamak istemiyor. Tam tersine kendi yaptığının faturasını dış güçlere, son dönemde de Japon ev kadınlarına bağlayıp işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Ülkenin sırtından faiz yükünün azaltılması isteniyorsa Merkez Bankası'na karışılmamalı. Kendi yasasında yazdığı gibi belirlenen para politikasını uygulamada tek yetkili, dahası tek sorumlu olmasına özen gösterilmeli. Merkez Bankası ana görevleri arasında yer alan fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirlemek durumunda. Yürütme erkinden Merkez Bankası'na talimat gitmemeli. Son programla Merkez Bankası kasasında yer alan 128 milyar dolar tutarındaki paranın akıbetine ilişkin de yeni harcama yollarıyla tanışmış olduk. Muhalefetin bir süredir peşine düştüğü bu paraya ilişkin iktidar tarafından her defasında yeni bir alan gösteriliyor. Bu kez Cumhurbaşkanı ağzından yeni bir harcama adresi gösterildi. Önce şimdiye kadar harcandığı söylenen yerleri hatırlamakta fayda var. Önce bu paranın yer değiştirdiği söylendi. Ardından 128 milyar doların salgında harcandığı açıklandı. Sonra da iktidar adına bir başkası çıkıp Merkez Bankası'nın hiç 128 milyar doları olmadığını duyurdu. Bu kez ise Erdoğan tarafından Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarının altyapı yatırımlarına harcandığı dile getirildi. Bu iddialardan hangisinin doğruluğuyla ilgili bir şey ifade etmeyeceğim. Sadece anayasada Merkez Bankası ile ilgili hükümlere bir atıfta bulunacağım. Yasalara göre Merkez Bankası kamu kurum ve kuruluşlarına avans veremeyeceği gibi kredi açma yetkisi de olmayan bir kurum. Bir defa devlet tarafından gerçekleştirilen altyapı yatırımları Merkez Bankası'nın kasasından değil, bütçeye koyulan ödenekle karşılanır. Bütçe aynı zamanda milletin parasının nereye harcandığının somut belgesi niteliğindedir.
bütçe, hükümetin meclise paraların nereye gittiğinin hesabını verdiği yasal belge demektir. Bu kısa nottan sonra şunun altını çizmek gerek. Merkez Bankası'nın meclis tarafından denetlenmesi, Anayasa'nın 161. ve 165. maddelerinde açık bir şekilde ortaya konuyor. Bu maddelerde yer alan hükümlerden hareketle Merkez Bankası'nın kasasında bulunan paranın nereye gittiği muhalefet tarafından sorgulanır. İç siyasi kaygılarla ülkeye verilen zararın boyutları bu şekilde. Dış güçler diye her kötülüğün adresi gibi gösterilen adresler, Türkiye'deki bu ekonomisti dolara karşı yaptığı katkıdan dolayı ayakta alkışlıyor olmalı. Ekranlarda sarf edilen sözlerin tek bir mantıklı izahı var. O da iktidara yakın birileri bugün yüklü miktarda döviz bozduracak olmalı. En yüksek seviyeden bozdurduktan sonra döviz nasıl olsa zirve seviyesinde durmaz, bir miktar geriler. Bu gerilemeyi de atılan kararlı adımlarla döviz dize getirildi diye ayrıca kamuoyuna satarlar.